Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da depremzedelerle iftar sonrası konuşma yapıyor. Dinliyoruz. Aramıza acil şifalar diliyorum. Kardeşlerim, 6 Şubat tarihinde üst üste yaşadığımız deprem felaketinin büyüklüğünü özellikle tarife kelimeler yetersiz kalıyor. Bilim insanları Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 gücündeki depremleri asrın doğal afeti olarak tanımlıyor. O geceyi bizzat yaşayanlar, depremlerden sonra bölgeye intikal edenler, asrın afeti ifadesinin ne kadar doğru bir tespit olduğunu kabul ediyor. Bilhassa bazı yerleşim yerlerimizdeki vatandaşlarımız yaşadıklarını kıyamet benzetmesiyle ifade ediyor. Depremler dolayısıyla bölge genelinde son güncellemelere göre toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. Biz de depremden hemen sonra tüm illerimize yaptığımız ziyaretlerde bu gerçeği yerinde tespit ettik. Yıkımın büyüklüğünü bizzat kendi gözlerimizle gördük. Aynı şekilde milletimizin tüm imkanlarıyla, devletimizin tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna da şahit olduk. Şüphesiz böylesine büyük yıkıma yol açan bir afetle mücadele sırasında insan iradesini de aşan bazı hususlar çıkabilmektedir. Gerek hava çetin kış şartlarının, gerekse depremin 11 ilimizi birden etkilemesinin çalışmalarımızı zorlaştırdığı bir gerçektir. Ama devletimizin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiği de inkarı mümkün olmayan bir başka hakikattir. Başta Diyarbakır olmak üzere depremi vurduğu illerimiz ve depremzede kardeşlerimizin bunun en yakın şahididir. Deprem turisti misali burada birkaç gün arzı endam ettikten sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını özellikle dikkate almıyoruz. Bir derde derman olmak, bir mağdurun elinden tutmak, hayırlı bir iş yapmak yerine iftira atanlarını kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz. Milletimiz bizim nasıl bir fedakarlıkla çalıştığımızı gayet iyi biliyor. Milletimiz aynı şekilde deprem yıkıntıları üzerinde siyaset yapanları, siyasi rant elde etme peşinde koşanları da çok iyi biliyor. Bunlar daha önceki tüm afetlerde yaptıkları gibi geldiler, konuştular, enkaz önünde poz verdiler. Daha sonra da deprem bölgesini gündemlerinden tamamen çıkardılar. Kendi yönetimleri altındaki şehirlerde deprem yaşandığında da bile bunlar mağduriyetleri giderecek hiçbir adım atmadılar. Dikkat ederseniz şimdi de aynı umursamaz tavrı sergiliyorlar. Asla yapmadıkları, hiçbir zamanda yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar. Biz ise nasıl daha önceki sel, deprem, yangın afetlerinde millete verdiğimiz tüm sözleri tuttuysak burada da canla başla çalışıyoruz. Diyarbakır'ın yaralarını sarmak için tüm kurumlarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırseverlerimizle sizlerin ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini veriyoruz. Ramazan'ın ilk haftasında birçok ilimizi ziyaret ettik. Depremzedelerimizle beraber, Allah kabul etsin, oruçlarımızı açtık. Deprem mağduru kardeşlerimize yalnız olmadıklarını, asla sahipsiz olmadıklarını hissettirdik.
Son olarak, dün Malatya'daydık. Bugün de Diyarbakır'da deprem konutlarımızın temel atmalarını gerçekleştirdik. İnşallah burada da toplam 16.500 konut ve 2.360 köy evi inşa edeceğiz. Diyarbakır'da toplamda 18.860 konut, köy evi yaparak sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Depremin tüm izlerini silince, hayat şehrimizde tamamen normale dönünceye kadar şehrimizden ayrılmayacağız. Kardeşlerim, göreve geldiğimiz günden beri hep sizin için çalıştık. Sizin için çaba harcadık. 85 milyonun tamamının ebedi ve ezeli kardeşliğini güçlendirecek sayısız adım attık. Demokrasiden hak ve özgürlüklere, güvenlikten kamu hizmetlerine kadar her alanda ihmalleri gidermenin, geçmişin hatalarını tek tek düzeltmenin gayretinde olduk. Siz bize güvendiniz. Siz bize inandınız. En zor zamanlarımızda duanızla, desteğinizle hep yanımızda durdunuz. Biz de sizlere aşkla hizmet ettik. Sizlerin hizmetkarı olmayı en büyük şeref payesi olarak gördük. Tehdit edilsek de, baskılara maruz kalsak da Diyarbakır'ın hakkını, hukukunu korumaktan asla vazgeçmedik. Kandan, gözyaşından, güvensizlik ortamından beslenen tüm insanlık düşmanlarına, bütün bunlara rağmen ülkemizde 20 yılda sessiz bir devrime imza attık. Batı'da hangi hizmetler varsa, Batı'daki vatandaşlarımız hangi standartlarda yaşıyorsa, aynı iklimi burada da tesis ettik. Bu iklimin zedelenmesine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça hamdolsun şehirlerimiz huzur buluyor, rahata eriyor, yatırımla, hizmetle, istihdamla topyekün bir kalkınma hamlesiyle tanışıyor. Benim Diyarbakırlı kardeşlerim artık bu şehrin güzelliklerini doya doya yaşıyor. Daha fazla teneffüs ediyor. Çocuklarımız sokaklarda özgürce koşturuyor. Oyun oynuyor. Gençlerimiz geleceklerine çok daha güvenle bakıyor. Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içindedir. Hiç endişe etmeyin. Nasıl bugünün Diyarbakır'ı dününkinden daha iyiyse, daha güvenliyse, yarının Diyarbakır'ı da bugünkünden daha müreffeh olacaktır. Siyaset ve toplum mühendislikleriyle ülkemizi yeniden 80'lerin ve 90'ların istikrarsızlık iklimine sürükleme girişimlerine böyle bir sonuca varamayacaklardır. Bunun teminatı bu kardeşinizle birlikte AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Bunun teminatı son 20 yıldır hayata geçirdiğimiz reformlardır. Bunun teminatı terör örgütleriyle, destekçileriyle ve sırtlarını dayadıkları emperyalist güçlerle mücadeledeki kararlılığımızdır. Kürt kardeşlerimizi, iki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız. Türkiye'nin 20 yılda elde ettiği hiçbir demokratik kazanımlarından geriye gidişe de müsaade etmeyeceğiz. Tüm vatandaşlarımızla birlikte Diyarbakırlıların da özgürlük alanlarını genişleten adımlar atmayı sürdüreceğiz. 14 Mayıs bunun
bir kez daha teyit edildiği bir gün olacaktır. Sizlerden 14 Mayıs'ta geleceğinize sahip çıkmanızı bekliyorum. Sizlerden birliğimiz, dirliğimiz ve istikbalimiz üzerine yapılan kirli ve sinsi hesapları bozmanızı istiyorum. Gelin 14 Mayıs'ı Türkiye 100 yılını dönüm noktası yapalım diyorum. Gelin Cumhuriyetimizin ikinci asrını beraber inşa edelim diyorum. Diyarbakır'ın 14 Mayıs'ta bu samimi çağrımıza çok güçlü bir destek vereceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Ramazan-ı Şerif'inizi tekrar tebrik ediyorum. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Ama unutmayın, durmak yok, yola devam. Tekrar görüşmek üzere, tekrar kucaklaşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.